Geldi kasa. Harf aldırdı bize. 9100'e ulaşabilecek durumdayız. Süleyman Bey dayanın. Dayanın Süleyman Bey. Hoşça kal diyeyim ona. Geliyor yeni soru. Şöyle sorulmuş. Bir konuda bilgi edinmek ve beceri kazanmak. Tek kelime. Basit düşünün ne olur. Bilgi edinmek. Sizin yaptığınız şey. Daha doğrusu çocuklara yaptırdığınız şey. Ders anlatmak. Tek kelime. Anlatmak. Dersi. Anlatmak. Siz anlatıyorsunuz. Ders. Onlar ne yapıyor? Dinlemek. Yani. Onların sıfatı nedir? Çocukların sıfatı nedir? Öğrenmek. Öğrencidir. Öğrenmek efendim. Süreden korkuyorum. Çok korkmaya başladım süreden. Kaç saniye var? 19 saniye kaldı. Kaç sorun var? Efendim çok sorunuz var. 5 sorunuz var. Halihazırda tamam. İntiharda bütün süreyi harcadık. O yüzden çok hızlanmamız gerekiyor. Tek kelime bu aradığımız şöyle de sorulmuş. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi. Harfimizi alalım mı? Harf alayım. Aldık. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi. Yani olumlu bir nokta noktayla. Yaklaşım. Çok güzel Evin Hanım. Kolay soru değildi. Güzel hallettiniz. Şimdi geliyor efendim resmi belgelere. Hani verilen isimler var ya, Arapça kökenli filan. Buyurun. Biliyorsunuz onları. Çok zor, korkuyorum bu sorudan. Haber verme kağıdı, bildirim. Harf alayım. Harf istediler. Durdurdular. O İhbarname. Ne? İhtar mı? İhbarname. İhbarname. Gayet güzel. Tamam, bu sorudan da korkmuyorum. Bu bittikten sonra iki tanecik soru kalacak. Sizin 8 saniyeniz var, onu unutmayın. Buyurun efendim. Harf alayım. Saygı bildirmek için erkek adlarının sonuna getirilen veya bu adların yerine kullanılan san. Erkek adlarının. Hı hı. Veyahut da onun yerine kullanılan. Beyefendi. Ha işte yahu. 800 puan. Korkuyor musunuz? Evet. Korkmayın. Süleyman'ı uğurladım zaten de. Süleyman Bey'e kusura bakmasın yani. Süleyman Bey herkesin yaşadığı macerayı yaşıp öyle gelecek, evet. Benjamin'i tokatlayacak. Siz şimdi kendi işinizin peşinde koşun. Evet. 7 tane harf alabilecek durumdasınız. Özür dilerim. Ama 6 tane harf alabilecek durumdasınız. Yok. Çünkü 1,5 dakika arttırmıştı Ömer Bey. Elinizde 7 saniye kaldı. 2 soruya cevap vereceksiniz. Demek ki harf alayım, harf alayım pat. Kullanılabilecek bir yöntem. Yapayım mı? Bilmiyorum. Tamam. Yapmayın çünkü sizden sonra 2 kişi daha yarışacak. 100 puanla kaybederseniz de üzülürsünüz. Anladım. Evin Hanım. Buyurun. Geri dönüşü harf olmayacak alayım. Şekilde karşılıklı bütün kozlarını ortaya koymak. Bu aslına bakarsanız bir kağıt oyunundan ortaya çıkmış bir kelimedir, bir tabirdir. Batı kökenli bir kelimedir. Onun altını çizelim. Batı kökenli. Bütün kozlarını ortaya koymak. Al benimkiler bunlar, seninkiler de onlar. Rest çekmek. Tek kelime olsun. Restlemek. Restlenmek. Karşılıklı. Restleşmek. Restleşmek. 900 puan değerinde. Son soru, son cevap. Hadi bakalım. Müzikli eğlenceler için kullanılan bir söz dizisidir. Daha doğrusu niteler onları. Harf alalım dedik, durdurduk. İki kelimeden oluşuyor. S harfi çok Çaldık kritik bir yerde. Yok. Nokta nokta eğlence. Ne sefası? Müzik sefası. Hayır. Yok. Bakın öyle eğlenceleri niteleyen bir tabir bu. Yani nokta nokta eğlence. Çalgı çengi eğlence diye bir şey yoktur. Ama çalgı çengi gibi kalıplaşmış bir tabir bu. Hı. Müzikli eğlenceler için kullanılıyor. Oh gittik, çok güzel eğlendik. Ortam da çok güzeldi böyle nokta nokta. Böyle çalıyorlar. Sözlü. Ha gayret. Biri geldi. Sözlü ne sözlü? Söz dışında ne var bir de? Çalgı sözlü. Yahu çalgı yerine ne diyelim? Hangi çalgı? Sözlüyse? Hayır. Evin Hanım. Sazlı sözlü. Ah yahu.